Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Honda Jazz'ı inceleyeceğiz. İnallar Otomotiv'e buradan teşekkür ediyorum. Henüz bayi araç giriş yapmamıştı. Dışarıdaki test aracını çekmemize izin verdikleri için buraya sık sık gelirim zaten. Hiç eksik etmezler, sağ olsunlar desteklerine. Şimdi dilerseniz ön tasarımla başlayalım. Genel bir tasarım değerlendirmesi yapacağım. Araç böyle değişik bir tasarıma sahip. Bakıyorsunuz hoş geliyor ama bir yandan da bakıyorsunuz değişik geliyor yani. Şu ön tarafı farklı biraz. A sütunundaki camı biraz büyük yaptıkları için düz iniyor. A serileri vardı eski. Onlar gibi iniyor. Neyse, konuyu çok dağıtmayalım. Ön taraftan başlayalım. Önde LED farlarımız var. Gayet hoş duruyorlar. Gayet güzel duruyorlar. Aşağı indiğimizde sis farlarımız devam ediyor. Buradaki panjur tasarımı executive donanımda farklı. Crosstar executive'de farklı. Bu Crosstar modeli. Burada hibrit zaten görüyorsunuz. Honda'nın mavi ışığı var etrafında. FB7'deki ızgaraya biraz benziyor. Bir önceki Civic kasasındaki. Ön tasarımdan böyle yana doğru geçelim şöyle. Yanda 16 inç alüminyum alaşımlı jantlarımız var. Yeni moda konturlu dizayn. Hoş duruyor. Burada parlak siyah kullanmamışlar. Mat siyah kullanmışlar. Şu anahtarı da Honda'lardan bildiğimiz güzel bir anahtarı var. Yanda böyle güzel bir aynamız var. Gri renkte kullanılmış. Tavan barlarıyla uyumlu. A sütunu ikiye bölünmüş ve cam geniş. İçeride geniş bir cam alanı sunuyor. İçerisi gayet ferah hissettiriyor. Burada ince bir sütun. Burada geniş bir sütun. Biri gövde rengi, biri piyano siyahı. Yan tasarımı gayet düz, şık ve güzel duruyor. Sadece şurası insanlara farklı gelebilir. Eskiden Citroen'de bir model vardı. C4 Picasso diye. O tarzda yani içeriği panoramik bir cam yapıp ferahlatmak için yapmışlar. Görüş alanlarını da arttırmışlar. Yani gözler alışacaktır bence, hoş duruyor. Bu arada araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Burada görüyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman araba açılıyor zaten. Yanda depo kapağımız köşeye konumlandırılmış. Şöyle arka tasarımına doğru gelelim. Burada Jazz Crosstar yazıyor, görüyorsunuz zaten. EHEV yazıyor. Yani bu araç hibrit bir araç. Zaten birazdan anlatacağım teknolojisini. Burada LED stoplarımız var. Gayet güzel sinyal kısımları böyle karartılmış. Yine içi mavili hibrit göndermeli Honda logomuz var. Burada bir geri görüş kameramız var. Bir bagajı açalım. Elektrikli bir bagaj yok. Ama kolay açılıp kapanıyor. Hafif bir kapak var. Burası halı kaplı, plastik değil. Tutma kolu da burada. Bagaj hacmi 298 litre. Adettendir, ekrana yazayım yine. Çok büyük bir bagajı yok. Evet, ama yeterli bir bagajı var. Koltuklar yattığında da dümdüz oluyor zaten. Şöyle altta bir gözümüz var. Burası da kullanılabilir. Bu da gayet güzel. Şurada hafif bir rampa var gibi gözüküyor ama koltuklar yatınca dümdüz oluyor. Sıkıntı yok onda. Burada bir ışığı var. Burada bir göz vesaire yok. Kullanılmamış. Yani şehir içi aracı için gayet yeterli. Bu hani Honda'lar genelde yani kaliteyi yükseltmişler. Şöyle yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. Ön taraftan başlayalım. Kapıyı açtığımız zaman gayet geniş açılan bir kapısı var. Kapı üstleri yumuşak. Hani bu sınıfta çok yumuşak şey olmaz. Hani yumuşak hissettiren, sert üzeri yumuşak. Bu sınıf için gayet yeterli. Hatta sınıf beklentilerinin üstünde diyebiliriz. Buralar kumaş kaplı. Bunlar da yumuşacık. Böyle gayet güzel hissettiriyor. Dört cam tam otomatik. Yani tek tuşla açılabiliyor dört camda. Katlanır ayna var. Kapı kontrolleri var. Kapı içi göz gayet güzel. Yeterlinin üzerinde bir göz seviyesi var. Burada güzel bir bardaklığı var. Koltuklarına bakalım. Kumaş. Destekleri gayet güzel. Baldır mesafesi gayet güzel. İçeriye birazdan gireceğiz. İçerisi çok güzel. Burada koltuğun ayarları, yan ayırbeyi falan olduğunu belirtmiş. İçeriye doğru yavaştan geçelim. İçeride iki kollu Honda E göndermesi olan bir direksiyonu var. Gayet güzel bence bu direksiyon. Hani üçüncü kola çok gerek var mı? Üçüncü kol burada biraz eğreti dururdu. Bu güzel olmuş. Şu kapıyı biraz kendime çekeyim. Gölge yapsın direksiyonun üzerine. Direksiyonun üzerinde alışılmışın dışında beyaz renkli bir tuşlar var. Piyano beyazı mı diyeceğiz artık buna da. Gayet güzel. Burası çevirmeli. Bunlar tuş hissiyatları vesairesi güzel. Bu araçta adaptif cruise control, şerit takip, çarpışma önleme vesaire bütün aktif güvenlik donanımları var. Honda Sensing adını verdikleri. Şöyle bir kontak yapalım isterseniz. Evet, kontağı da açalım. Ekranları göstereyim size. Burada renkleri gayet güzel, pikselleri gayet güzel, okunaklı, hoş bir ekranımız var.
Şarj durumu ve benzin durumu analog, gerisi dijital ve şöyle bakın şeyleri güzel. Okunaklı, kemer durumunu gösteriyor şu an. Böyle çalıştırmak için frene bas diyor. Kapı durumunu gösteriyor. Burada hibridin durumunu gösteriyor. Burada nereye ne kadar güç aktarmış onu gösteriyor. Buradan seçebiliyorsunuz nereyi kullanmak istediğinizi. Mesela navigasyonu da burada gösteriyor. Gayet güzel bir ekranı var. Burada kolların yerleşim vesairesi güzel. Burada aracın kontrolleri, işte park sensörleri, ESP kapatma gibi butonları var. Burada güzel bir bardaklık var. Bunun yeri çok güzel. Böyle tam elinizin altında ve menfezin önünde olduğu için işte içeceğinizi soğutması veya ısıtması gayet kolay oluyor. Gayet güzel. Göğüs yumuşak plastik. Yani sert üzeri yumuşak. Güzel hissettiriyor. Şuralar kumaş kaplı zaten. Buradaki ekran gerçekten güzel. Hani mesela navigasyona baktığınızda bir gecikme olur. Bunda o yok. Gerçekten hızlı çalışıyor. Dokunmatik hassasiyeti vesairesi güzel. Apple CarPlay ve Android Auto var zaten. Geçişler falan bayağı hızlı böyle. Hani Japonların, Nissanların falan yavaştır. Bu hiç öyle değil. Bu gerçekten hızlı çalışıyor. Gayet güzel. Okunaklı, netliği güzel. Sanırım yeni Civic'te de bu ekran olacak. Klima panelimiz güzel. Koltuk ısıtmalarımız var. Otomatik bir klimamız var. Aşağıda bir şarj için, bir de USB bağlantısı için USB'miz var. Bir de 12 volt çıkışımız var. Burada güzel bir gözümüz var. Yeterli seviyede. CVT şanzıman burada. Onun kolu var. Civic'ten tanıdığımız bir kol. Eco modu, elektrikli park freni ve auto hold, yani brake hold diye geçiyor Honda da. Onun butonu var. Burada güzel bir bardaklık, bir oyuk var. Kol dayaması gayet güzel açılıyor. Derinliği güzel. İçi halı kaplamalı. Şimdi kapatalım. Torpido gözü, bir yukarıda torpidosu var. Bir de aşağıda torpidosu var. Şoruma girecek caz da geldi. yine sağda da bir bardaklığı var. Ya şöyle oturduğunuz zaman şu camların etkisi çok fark ediliyor. Kör nokta yok gibi önde. Gayet geniş ve ferah hissettiriyor. Şurada bir hoparlörü var. Premium ses sistemi var bu araçta. Yukarıda SOS butonu, ışıkların aydınlatması var. Bunlar böyle LED gibi ama hafif mavimsi bir tonda yanıyorlar. Gayet güzel. Aynalı bir güneşliğimiz var. Aydınlatması yok ama aynası var. Bir de ortada bir aydınlatma var. Önden bu kadar. Bir de arkaya bakalım. Bu arada dize girmeyi de var araçta. Onu da söyleyeyim. Kapı hissiyatları falan gayet güzel ya. Arka kapı da geniş açılıyor. Yarısı hatırlayın daracık açılıyordu. Bu gayet geniş açılıyor. Burası sert. Ama içi boş bir sertlik değil. Gayet güzel hissettiriyor. Şurası yumuşak. Beklerdim açıkçası. 300 küsür bin lira para veriyoruz. Yumuşak olsaydı güzel. Ama bak, parasını hak ediyor mu konusunda hak edebilir. B segmenti olmasına rağmen gayet iyi hissettiriyor. Ben C segmenti gibi hissettirdi biraz. Burada güzel bir uyuk var. Hafif ufağımsı bir, yani yeterlinin bir tık altı, ufağın bir tık üstü. Böyle bir göz var. Burada koltuklar gayet güzel gözüküyorlar. Şimdi içeri bineceğiz. Şaft tüneli Japon olduğu için klasik yok. Şöyle içeri geçelim. Oo, bayağı rahatmış ya. Koltuklar yumuşacık. Zaten Honda'nın broşürde de yazdığına göre koltuklar özel bir koltuk süngeri kullanıyorlar. Magic Seat diye. Büyülü koltuk yani. Gayet rahat ve ortopedik olduğunu iddia ediyorlar. Diz mesafesi ve bir karış. Hatta biraz daha fazla. Baş mesafesine bakalım. Baş mesafem de şöyle 5 parmak. Yani bir parmak daha zorlasam şöyle. Şu kadar. Şu çıkıntıyı da hesaba katın. Gayet rahat ve ferah hissettiriyor içerisi. Cam yüzeyler çok güzel, geniş. Burada güzel ceplerimiz var. Şurada küçük telefon koyacağımız bir oyuğumuz var. Burada 2 USB var. Yani araçta toplam 4 tane USB çıkışı var. Burada havalandırma kanalı yok. 2 USB tercih etmişler onun yerine. Burada bir kol dayaması beklerdim ama yok. Bu koltuklarda olan bir güzellik var. Onu şimdi size göstereceğim. Şöyle kaldırınca kalkıyorlar. Şunu da indiriyorsunuz. Burayı böyle yükleme alanı olarak kullanabilirsiniz. İşte damacana koyacaksınızdır. Ne bileyim, bir ufak eşyalarınızı dolduracaksınızdır vesaire. Böyle kaldırabiliyorsunuz yatırmanın haricinde. Sadece minder kısmı kalkabiliyor. Bu şeylerde vardı. Eski Honda'lardan beri gelen bir şey. Koltuğu normal yatırabiliyorsunuz. O ayrı bir mevzu. Şöyle. Koltuk normal yatıyor. Kafalıktan dolayı yatmadı. Koltuk yatarken şu kemer şey olmuyor. Sizi engellemiyor. Normalde bu biraz eziyettir. Kemeri kurtarmak için uğraşırsınız bir daha koltuğu kaldırırken. O da yok. Bu da güzel bir özellik. Kullanışlılık olarak bayağı iyi ya. SUV havasında. Zaten dışarıda şöyle baktığınız zaman dışarıda bu plastik eklentiler
Biraz Egea Cross'un rakibi olabilir belki. Biraz hafif, yerden yüksek, uzun, geniş. Şöyle bir araba. B SUV'umsu. SUV hatchback yeni moda oldu ya. Bu da onlardan. Şimdi motor kaputunu kaldıralım. Motor teknolojisinden bahsedelim. Güzel bir teknoloji var bunun motorunda. Evet, motoru kaldırdığımız zaman motorun altında 1,5 litrelik bir motor var. Turbo Honda sevmiyor. Yani küçük hacim, ya küçük araçlarında turbo kullanmayı Japonlar sevmiyorlar. Bunda da demişler ki biz turbo kullanmak yerine hibriti çakalım. Ama öyle bir hibrit yapmışlar ki gerçekten göz dolduruyor. Şimdi bu araçta iki tane elektrik motoru var. Biri full elektrikli gitmenizi sağlayabilen bir motor. Biri de bildiğiniz şu mild hibrit var ya, hani hafif hibrit desteğiyle aracın daha iyi akmasını sağlayan, aküyü şarj eden, işte alternatör yerine kullanılan o motordan var. Normal benzinli motoru 98 beygir güç üretiyor. Elektrik motoruyla kombine ettiğiniz zaman 110 beygir güç üretiyor. Elektrik motoru hariç torku 153. Elektrik motorunun devreye girmesiyle 253 Nm torku var bu arabanın. Ve 0-100 hızlanması 9.9 saniye ki segmentindeki atmosferik motorlara baktığınız zaman gerçekten çok iyi. Bu aracı da güzel taşıyor. Bence gayet iyi bir motor. Burada ciddi çalışılmış bir mühendislik var. Hani normal hibritlere göre kat kat daha iyi bir mühendislik var. Ben bu konuda Honda'yı takdir ettim. Çok güzel bir hibrit sistemi yapmışlar bence. Yakıt tüketimi de göz dolduracak şekilde çok düşük. Ben bunun videolarını izledim. İnsanlar şehir içinde ciddi ciddi 4 litrelerle falan geziyorlar trafikte. Bu aracı 3 modda kullanabiliyor. Kendi kendine bir akıllı bir sistemi var. Yani sizin istemenize bağlı değil. Otomatikman değişiyor. Full benzinli, hibrit ve full elektrikli olarak gidebiliyor. Şehir içi senaryolarınıza göre, kullanım senaryonuza göre kendini adapte edebiliyor. Gerçekten güzel bir araç. Ben açık söyleyeyim, Caz'ı bu kadar iyi beklemiyordum ilk gördüğümde. İlk başta bu tasarımsal farklılıklar çok hoş gelmemişti bana. Neden? İnsanlar hani videolarda görünce bir değişik geliyor ama gerçekten görünce böyle arabayı hoşunuza gidiyor. Ben açıkçası beğendim Caz'ı. Bu fiyat segmentinde rakibi 208 olabilir. 208 ile arada bıraktırır mı? Ben 208'i tek başıma kullanacaksam alırım. Bu biraz aile kullanımına, evin ikinci aracı olarak kullanıma gider. Bir hafif yerden yükseklik havası var ama değil. Tercih edilir. Ya Caz zaten ülkemizde şöyle bir araba. İnsanlar Caz bak her şey güzel, iyi, hoş. Caz güzel araba abi ama yani alır mıyım konusunda düşündürüyor diyor herkes. Böyleydi bu videoluk. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.